Dostlar herkese selam. Kaskım geldi. Bahsettiğim. Hızlıca açıp bakacağım. Bu gönderdikleri kağıt. Doğum günümde aldığım için Buff hediye ettiler. Çok güzel, çok ince bir şey bence. Fiyatı hiç önemli değil. 5, 10 neyse. Önemli olan burada niyet. Çok düşünceli bir hareket. Bu salladım. Biraz burada. Burada ürün bedeni olmazsa falan onunla alakalı şeyler yazıyor. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine dair. Kargoda şey hasar görmemiş hiç kutusu. Bu hediye buff. Harbiden tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok güzel bir düşünce bu. Bunu da açayım. Sonra kaskar şey. Kuru kafalı. İyi farklılık oldu. Buff'tır. Hemen benim buff'ların üstüne koyayım. Bu kaskı alma nedenim piyasadaki alınabilecek en uygun fiyat performans kaskıydı. O yüzden bunu seçtim. Motorum kırmızı. Giydiğim mont da kırmızı siyah. Yakışır diye düşündüm. Vizörü yok bunda. Güneş vizörü yok. Yani güneş gözlüğü yok. Ben de aynalı olan modeli seçtim. Hem dedim belki güneşi kırar birazcık. Sordum satıcıya gece kullanımda falan pek problem olur mu? Şeffaf cam kadar olmaz ama çok da engellemez demişti. Deneyip göreceğim. Ki zaten bunlar ayrıyetten satılıyor. İstediğin rengi beyazını, şeffafını, siyahını alabiliyorsun. Kask bu. Bence çok tipi falan çok iyi ya. Farklı modeller var tabii. Bunun mesela full mavisi de var aynı tasarımın. Çeşidi bol. Kask zaten tanınmış bir kask. FF353 diye biliyorum ben bunu. Ecel 22. Hafif küçük bir kask. Bununla karşılaştırırsam eğer bu daha kocaman bir kask ve ağır bundan. Bayağı ağır hatta bu. Zaten bu RS2 diye bir kask. Bu orijinal LS2. Bu çene açılır. Bu tam kapalı kask. Neden böyle aldın derseniz zaten her zaman kapalı kask almak istiyordum ama o zamanlarda işte böyle gelişti. Bunu almıştım. Pişmanlık duymadım. O da çok kullanışlı oluyor ama bir de bu olsun dedim. Şimdi şu jelatinini ben bir sökeyim deneyeyim. Ben bunda da M kullanıyorum. Bunu da M aldım. Nereden sökeceğim lan onu? 40 yılda bir alınca böyle bilemiyorum nereden sökeceğini. Şuradan bir deneyeyim. Tırnağım da var aslında. Ya bu kasta bir de şey olsaydı çok güzel olurdu. Dur şöyle açayım. Aha gitti lan ya. Evet. Aha yapıştı yani. Sesi güzelmiş. Kask bu. Tipimi çok iyi ya. Bu tek kademeli. Yani tek de açıyorsun, tek de kapatıyorsun. Mesela bir eksi yazabilirsin. Şöyle de kullanılıyor da. Sonra güneş vizörü yok. Onu eksi diyebilirim. Onun dışında bir şeye eksi demem pek mümkün değil yani. Bu fiyatta zaten kask yok. Yok. Bunlar var bir tek. Öyle söyleyeyim. Bunlar da bence ideal bir kask. İçi falan da çok konforlu harbiden. Bununla hiç alakası yok. Hemen bir deneyeceğim. Oh, 10 yıl gençleştim sanki. Nerede burada? Çok iyi. Aynalı ama dur çıkaracağım şimdi. Bu gökkuşağı renkleri ama hiç böyle çok hafif bir siyahlık getiriyor. Çok hafif hem de. Yani gece de kullanılır pek problem yaratacağını sanmıyorum. Bu akşam da mutlaka denerim ben bunu. Gündüz de o güneşin o etkisinden korur bence. Güneş yüzleri, yani o siyah güneş yüzleri kadar olmasa da bayağı bir korur gibime geliyor. Acayip hafif, çok konforlu.
Rüzgar sesi falan alır mı bilmiyorum. Şimdi çıkacağım dışarı. Hem zaten evden de çıkacaktım. Bir AVM'ye kadar gideceğim. Hem kaskı denemiş olurum. Rüzgar sesi alıyor mu? Ne kadar rahat, konforlu falan. Bir de onları eklerim. Ya yorum olarak eklerim, ya video olarak eklerim. Zaten GoPro alma niyetim var. GoPro alınca video da çekerim motor sürerken. Bu video şimdilik böyle. Unutmadan söyleyeyim, pinlock yerleri de var bunun. Öyle bir avantajı da var kışın falan kullanırsak. Ben beğendim kaskı. Beğenerek aldım zaten. Kullanınca da uzun kullanımda ya da uzun yolda falan testini gerçekleştikten sonra daha detaylı öğrenmiş olurum. Nedir ne değildir. Genel olarak güzel. Aldığım satıcının da linkini koyacağım. Adamlar güvenilir, hızlı bir günde geldi elime. Ve Bafmaf da gönderdiler ya. Yani hoşuma gitti. İletişimleri kuvvetli bir satıcı. Tavsiye ederim. Yani ben memnun kaldım. Sorunsuz alışveriş oldu. Çiçek, görüşürüz. Kazasız belasız sürüşler.